Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, herkese hayırlı günler. Dört divandan saygılar, selamlar. Evet dostlar, şu anda dört divana doğru devam ediyoruz. Dört divan dinlenme tesislerine doğru. Yeni çağa doğru sallanacağız şimdi birazdan. Şu anda saat kaç saat? 5:15 civarları. Ben çıktım yolumuza, istirahatimizi, takografımızı dinlendirdik. Gerede de şimdi buradan doğru da devam İstanbul istikametine. Camları güzel gene yıkadım. Buraya gelene kadar hemen 10 dakikada gene aynı şekilde oldu. Bir daha sileceğine tekrar yıkadım. Nasıl iştir ben anlamadım ya. Sinekler, inekler çarpıyor. Evet, buradan rampa aşağı ilerliyoruz. Yeni Çağ Göleti var arkadaşlar. Yeni Çağ Göleti. Geçendeki mi diyor göleti? Ya buradan otobandan ne kadar göreceğin? Yani bu kadar olur ancak. Boş mu gidiyorsun? Dingiller kalıp, dingiller kalıp olduğuna göre tabii bugün de ağır bir şey yok, hafif bir yük var. Yoksa dingilleri kaldırmaz yani. Bırak da Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse bıraktı gideyim. Geçen gün bir tanesi rampa aşağı ben 85-86 gidiyorum.
Bu da arabayı bir bırakmış, belki de 120-130 vardı yani. Termopil'in de o da, ya yükü acil idi, gemiye mi yetiştiriyordu, ne yapacağız? Ulan yanım, arkamdan selektör yapayım, ona bir yol verdim. Yanımdan bir geçti, herif beni yoldan altına atacaktı ya, öyle geçti yani. Arabanın tekerleri bile yere zor değiyordu yani, boşa döner gibi. Bazen kendilerini kaybediyorlar yolda ya. Bazen yolda kendilerini kaybediyorlar. Rüzgar sesi kesilsin bari ya. Camı unutmuşum, size rüzgar sesi geliyor arkadaşlar. Mühürlü, yüklü de. Ne yüklü onu bilmiyorum. Bağlım dayı, geç. Geç hadi, geç, çatladın. Evet dostlar, Gaynaşlı'ya doğru devam ediyorum. Bakın şu anda mesela otoban serbest arkadaşlar. Bolu'ya sapılan yer, Gaynaşlı gişelerinin olduğu bölge serbest. Ama burada bir saat sonra burası kuyruk oluşur artık. Bir saat sonra 7-8 civarı burası kuyruk olur. Buraya doğru da mı yol çalışması var? Sanki buraya doğru da yol çalışması var ya da olacak gibi. Tabelaları dizmişler dostlar. Tabelaları dizmişler buraya doğru.
düzen tesislerine geçiyoruz. Konteynerci dayı. Bu da değişik bir konteynerci. Adamsın la sen. Helal sana dayı Ali. Evet, baktık ki arkadan biz daha seri geliyoruz. Attı kendini o yana. Metlo'un bu da. Bolu'yu aşağı çekecektim arkadaşlar. O arada birader aradı. Bolu'dan aşağı size bir çekim yaparım dedim bir de ama birader aradı. Biladerle görüşüydük. Bu esnada kaynaştı yenmiş baktım. Kalabalıklaştı şimdi. Tavukçu dayı. Ben de çalıştım bir ara. Bir 20 gün kadar. Tavuk kesimhanesinde arkadaşlar. Böyle arabalarla geliyordu. Kasaların içinden çıkarmaya yüzün, çırpı gibi olmuş kanatları adamın yüzüne gözüne çarpıyor. Tavuğu gırtlaklı yüzün ya sinirden tavuğu. Hele bir de benim çalıştığımı düşünün yani o tavuk kesimhanesinde. Bu kasaların içinden çıkarıp ayaklarını gancıya takıyorsun. Depen aşağı çeviriyorsun. Oradan doğru bandıla dolanıp gancalardan içeri kesime giriyor. Tabi kesime girmeden önce kafaları şeyin içine, elektrikli suyun içine bile giriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir şok yiyor. Tavuk şey yapmasın diye. Keserken gımıldamasın, çırpınmasın diye. Yarı baygın yani. Ondan sonra kesiliyordu. Kanatları dökülmüş, kanatları olmuş çalı çalı. Şey yapıyor yüzün, alırken kanadını çırpıyor, yüzüne gözüne çarpıyor. Bilmem ne oluyor, kollarına çarpıyor. Yakıyor böyle biber gibi. Tavuğu hırtaklı yüzün böyle ah en iyi tavuk. Sinirden. Hele bir de ben Zemu o zamanlarda tam böyle sinirli zamanım. Psikolojim bozuk zamanlar. İşte ya, askerden geldikten sonraki dönemler işte. Bu ara gideyim. Nelerle uğraşık ya. Yapmadığımız iş kalmadı ya. Tavuk kıh ne diyor tavuk kıh. Yanıma bir tane şey verdiler.
kulağı duymuyor, konuşamıyor, bir çocuk verdiler, bir şey duyum anlamıyor. Bana bir şeyler değil, ben anlamıyorum, uşağla anlayacağım. Kendi kendine dikleniyor, sinirleniyor, anlayacağım şimdi bu. Bir öyle, iki öyle, çocuk hani hasta diye ben de bir şey demiyorum. En son beni delirtti en son. Gazıyı aldığım gibi kafasına vran götürdüm gazıyı. Gaza geçti kafiye. Ondan sonra çavuş geldi. Ne oldu dedi ba. Ya kardeşim dedim ya bunu, ya bunu benim yanımdan alın ya dedim. Ben işi bırakacağım dedim. Bununla ben uğraşamam dedim ya. Ne dediğimi anlıyor, ne ben onun dediğini anlıyorum. Duymuyor, bilmem ne. Ben dedim işaret dili bilmiyorum ki dedim bununla konuşayım anlaşayım. Bunu dedim al benim yanımdan. Uşakçığın kafasının şeyini, bu anının abralarını da kasa plastik ya kesmiş idi çocuğun kafasının şeyini. Ama beni zıvanadan çıkarttı. Dikleniyor, artistik yapıyor, bir şeyler yapıyor. Değil mi ya, sinirliydim o zaman. Baktım 15-20 gün çalıştım, olacak gibi değil. Dedim bu iş benim işim değil. Ben burada dedim katil olurum. Tavuk, zaten birkaç tane tavuk boğmuşumdur, olmuşumdur katille. Bu sinirle. De bir iki kişi de boğabilirdi Meranur'da yani. Tavuk kırtaklar gibi bundan sonra adam kırtaklayacaktı burada ya. Bu da orada çalışmazdım da ben. Şöyle iki tane de kız kardeşim vardı. Onları da oraya verdiler. Yani oraya ayarlanmışlar iş olarak. Dedim kız kardeşlerim gideyim. Bari ben de gideyim başlarında diye. Sonra da kız kardeşlerim buradan çıkarttık. Şey, tekstile koyuyordu. Tekstilde çalışıyordu. Ben çıktıktan sonra dedim orası dedim bizim işimiz değil. Burada adamın başı derde girer. Beni kandırmaya çalışıyorlar. İşte sana şoförlük iş ayarladık. İşte şoförlük burada işte şoför olacaksın bilmem ne yapacaksın. Beni oyalamaya çalışıyorlar. Çalışsın burada değil. Mehmet yer mi la onu? Mehmet yer mi onu? Pisliğin şeyin içinde çalışacağım burada. Tavuk pisliğinin içinde ya. Ama bir iyi yönü vardı. Haftada ikişer tane tavuk götürebiliyordun eve. Kesilmiş. Yumurta bedava. Kasaların içi tavuklar gelene kadar hep yumurta oluyordu. Topluyorduk bunları biz. Her gün 3-4 koli yumurta götürüyordum eve mesela. Sağa sola dağıtıyorduk. Veriyordum. Tavuk veriyorduk. Biz kendimiz tavuk şeyle çalıştığımız için biz yemiyorduk zaten tavuk. Onun kokusu insanı şey abi alışmadığın zaman olmuyor yani. Alışana kadar biz zaten. Yumurta bedavaydı. Tavuk bedavaydı. Yanlara havalı korniyi koymuş. Azerbaycanlı kardeş. Azerbaycanlı.
Yarın gene kalabiliriz her an. Belli olmayabilir arkadaşlar. Yarın işte sıkıntı olabilir. Her şeyin hayırlısı bakalım. Neyse arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Muhammed Atar kanalında kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Beğen butonuna ve aboneliğe devam. Bildirim zil seslerini açın. Desteğe devam. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Bay bay.